Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya ile çevrili küçük bir kara ülkesi olan İsviçre, dünyada tarafsızlığıyla ünlüdür. Buna ek olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi değildir. Belki şaşıracaksınız ama İsviçre, Birleşmiş Milletler'e 2002 yılında katılmıştı. Türkiye ise 1945'te. Aslında İsviçre 200 yıldan fazla bir süredir tarafsız. Yani 200 yıldır hiçbir savaşa dahil olmamıştır. İsviçre, Napolyon'un Avrupa içindeki eylemleri sonucunda oluşmuştur. Napolyon, İsviçre topraklarının egemenliğini kısmen restore ederek İsviçre Federasyonu'nun ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştı. Napolyon yenildikten sonra 1815'te Viyana Kongresi İsviçre Federasyonu'nun bağımsızlığını tam olarak tanımış ve Avrupalılar da İsviçre'nin tarafsızlığını kabul etmişti. Peki nasıl oldu da İsviçre yüzyıllardır böyle güvenli ve istikrarlı bir yer oldu? Cevap aslında İsviçre'nin coğrafyasında gizlidir. Ülke tam manasıyla dağlarla çevrilmiş bir kale gibidir. Güneyde İsviçre Alpleri vardır. İsviçre'nin çoğunu kaplayan büyük bir dağ silsilesi. Bu dağlar onu İtalya ve Avusturya'dan tamamen ayırıyor. Batı ve kuzeyde Jura Dağları vardır. Alp dağlarından daha küçüktür. Ancak yine de İsviçre'yi Fransa'dan tamamen ayırabilecek kadar büyük bir alanı kaplar. Ortada ise İsviçre nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı bir havza bulunmakta. İsviçre'nin en büyük 3 şehri bu bölgededir. İsviçre, Dünya Savaşı furyasında yabancı işgaller konusunda epeyce paranoyak bir hal almıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Fransa'ya daha savunmasız bir bölgeden saldırmak için Belçika'yı işgal etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda ise İsviçre kendini tamamen kuşatılmış buldu. Almanya'ya bağlı Vichy Fransası, Nazi Almanyası ve Faşist İtalya ile çevresi tamamen sarılmıştı. Üç taraftan sarılmış olması İsviçre üstünde baskıya neden olmuştu. Böylesi büyük bir travma yaşayan İsviçre, işgal edilme korkusuyla ülkeyi savunmak için önlemler geliştirmişti. Bu yüzden bugün bu kadar güvenli bir ülke oldu. Beklenen işgal ise hiçbir zaman gerçekleşmedi. Zaman içerisinde dünya ülkelerinin birbirine karşı olan tutumu değişse bile, İsviçre'nin komşularına olan korunmacı tutumu hiçbir zaman değişmedi. İsviçre'nin herhangi bir ülkenin potansiyel istilasına karşı olağanüstü hal planı mevcuttur. Ve tüm ülke bu plana uygun bir şekilde inşa edilmiştir. İsviçre'de ordu tam zamanlı askerler yerine sivil gönüllülerden oluşur. Erkekler zorunlu askeri eğitime tabidirler. Ancak kadınların reddetme hakkı vardır. Bu eğitim bittikten sonra ülkemizde de olduğu gibi askerler sivil yaşamlarına geri dönerler. Ancak acil bir durum söz konusu olduğunda ülkelerini savunmak için orduya hizmet edeceklerini bilirler. Askerlik görevini tamamlayan kişiler silahlarını evlerine götürebilirler. İsviçre'de orduya ayrılan bütçeden kullanılacak teçhizata kadar tüm kararları halk verir. Yani İsviçreli askerler emirleri takip eden piyonlar değillerdir. Onlar aynı zamanda silahların nasıl kullanılacağına dair yürütme kararlarını veren vatandaşlardır. ABD ve Yemen'den sonra İsviçre dünyada bireysel silahlanmanın en yoğun olduğu 3. ülkedir. Ülkede 8 milyon insan yaşamasına karşın 4,5 milyon ateşli silah mevcuttur. Yani ülkenin yarısı silahlı direniş için hazır diyebiliriz. Halkın bu derece yoğun bir şekilde silahlanmış olmasına karşın ülkede suç oranı oldukça düşüktür. Konuya dönecek olursak, tüm ülke savaş durumuna uygun bir şekilde inşa edildi demiştik. Ve bu gerçek anlamda doğrudur. Ülkedeki her yol ve köprü olası bir istila durumunda imha edilmek üzere tasarlanmıştır. Bu ulaşım noktalarının kullanılmaz hale gelmesi için fazlasıyla yeterlidir. Ülkenin içinde buna benzer 3000'den fazla ulaşım hattı mevcuttur. Bir patlama sonucu heyelan yaratılarak tüm karayollarını engelleyebilecek noktalarda buna dahil. Tüm bunlara ek olarak modern İsviçre'nin her zaman ikinci bir askeri stratejisi olmuştur. Bu strateji tüm potansiyel işgalcileri bir kez daha düşündürür. Plan ise şudur.
Plato ve düzlüklerde bulunan tüm şehir, köy ve kasabaları terk edip tüm askeri birliklerin dağlara çekilmesi. Yüksek dağlarla çevrili olan İsviçre'de 26 binden fazla eski sığınak ve gizli askeri üs bulunmaktadır. Bu üslerde tank savar silahları, anti hava silahları, makineli tüfek yuvaları gibi pek çok mühimmat bulunuyor. Ve neredeyse bunların tamamı gizli tasarlanmış. Bunları bu şekilde tasarlamalarının nedeni de uydudan çekilen fotoğraflardan ilgili bölgenin askeri savunma noktası olduğu anlaşılmaması içindir. İsviçre'nin hemen her dağlık arazisinde bu gibi kamufle edilmiş askeri savunma noktaları bulunmakta. Kısacası İsviçre, Avrupa'nın tam ortasında bulunan tehlikeli bir bubi tuzağı. Fakat bazı vatandaşlar bu savunmacı ve ne tür yönelimli zihniyetin gereksiz olduğunu öne sürmekteydi. Bu nedenle İsviçre hükümeti de bu düşüncelere kayıtsız kalamayıp kalelerini ve sığınaklarının çoğunu müzeye dönüştürdü ve orduda küçülmeye gidildi. Bu küçülme 2020 yılına kadar sürecek ve o zamana kadar ordudaki aktif asker sayısı 200 binden 80 bine düşürülmüş olacak. Tüm bunlara karşın İsviçre'nin başka bir planı daha var. Olası bir küresel nükleer savaş durumu için dünyanın en büyük ve en güvenli sığınakları yapıldı. Bu şekilde tüm nüfusu barındırmak için yeterli sığınağa sahipler. Aslında İsviçre'de ülke nüfusunun %114'ünü barındırabilecek sığınak bulunmakta. 1958'den bu yana inşa edilen tüm konutlar bir yasayla düzenlenmişti. 700 metrelik bir mesafeden 12 megatonluk bir patlamayla hayatta kalabilecek binaların yapılması zorunlu olan bir nükleer sığınak içermesine dayanır. Ülke genelinde 8,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği edecek nükleer barınaklar inşa edildi ve edilmeye de devam ediyor. Bu sığınakların bir tanesi 4 ay boyunca 200 binden fazla kişiye ev sahipliği yapabilir. İsviçre'ye nükleer saldırı yapılması durumunda ülke sınırları içinde bulunanların çoğunun hayatta kalabileceğini söyleyebilirim. Kendi sığınaklarına çekilip bombalar patladıktan sonra tekrar yaşamlarına devam edebilirler. Yani nükleer silahlar bile İsviçre kalesini fethedemez. Hatta rahatlıkla şunları söyleyebilirim ki, küresel bir nükleer savaş durumunda dünyada hayatta kalabilecek yegane şeyler, milyarderler, hamam böcekleri ve 8.4 milyonluk İsviçre vatandaşıdır. Eğer bir gün ihtiyacınız olursa bilin ki İsviçre muhtemel nükleer savaş ya da 3. Dünya Savaşı sırasında olabilecek en güvenli yerdir.